Nasılsınız? İyi, sizden ne haber? İyiyiz biz de. Kolay gelsin. Sağ olun. Size sormalı, nasıl gidiyor? Aynen. Biz de şükür iyiyiz. 2022'nin sonuna doğru yaklaştık. Evet. Değerlendirsek nasıl geçti sizin için? Valla biz 2022'yi 2021'den daha can sıkıcı bulduk. Değil mi? Evet. Umarız ki 2023-2022'den daha az can sıkıcı olur. En azından istediğimiz o. Yani herkes gibi sanırım. Evet, herkes biraz sıkıldı. De, evet, hani bazı haberiniz de çıktı. Tartışma haberleriniz de çıkmıştı sokak ortasında. Ha, evet. O can sıkan onlar herhalde. Yok be abi, ona takılmıyoruz. O zaman ben onunla ilgili konuşmuştum zaten. Biz üçüncü kişilerle ilgili, başka kişilerle ilgili konuşmamız gereken şeyler vardı. Onun sıkıntısı vardı üzerimizde. Hepsi bu yani. Yansıdığı gibi değil. Çok özür olacak, hani üçüncü kişiler dediniz de hani ilişkinize zarar veren kişiler mi, yoksa hani genel anlamda? Yok, genel anlamda yani. Yani bazen yolda giderken de biriyle bir husumet yaşayabiliyorsunuz. Bazen bir arabaya biniyorsunuz. Oradaki taksici arkadaşla bir husumet yaşayabiliyorsunuz. Böyle günlük problemler yani, herkes gibi. Yeni yıl planı var peki? Nereye gideceksiniz? Var mıdır bir plan? Yeni yılla ilgili mi? Yok, biraz spontan yaşıyoruz. Belli bir plan yapmadık şimdilik ama... Bir de yeni döndük zaten. Ha, zaten evet, yeni döndük. Biz işte fırsat buldukça, aklımıza estikçe gidelim deyince gidiyoruz. Süper. Projeler var mı peki? Ya benim işim yeni bitti. Ben yeni ayrıldım işten. Herhalde bir ay falan oldu. Bakalım, bekliyoruz. Okuyacağım ben de bir şeyler yeni yıla. Daha keyifli, istediğim gibi. Var mı istediğiniz bir rol peki? Valla işimi iyi yapayım. İşimizi yapalım. Biz başka bir şey düşünmüyoruz. Seray da öyle. İşimizi yapalım, oyunculuğumuzu sergileyelim, yolumuza devam edelim. Tek kaygımız bu. Birçok tartışma var aslında. Hani iyi oyuncular yerine genelde sosyal medya takipçisi çok olan oyuncuları tercih ediyor yapımcılar. Hmm, Altan'a da sormuşsunuz, evet, gördüm. Bu sefer de birçok dizi hemen erken final yapıyor. Evet. Siz bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ha, sen bundan dolayı olduğunu mu düşünüyorsun? Yani öyle yorumlar geliyor bununla ilgili de. Senin yorumun ne? Yani ben yorum yapmıyorum. Ya bilemiyorum. Bence seyirci her şeyi bir şekilde izleyip izlemeyerek ifade ediyor diye tahmin ediyorum. Tabii ki bu işte internet bizim hayatımıza çok çarçabuk giren bir mecra ve influencerların etkisi de çok bariz bir şekilde hissediliyor. Bazen işlerin pazarlamasında da stratejik olarak kullanıldığını fark ediyoruz son dönemde. Böyle bir entegrasyon var. Bu uyumu yakalayabildiğimiz ölçüde doğru yolu buluruz diye düşünüyorum. Yani kefeyi dengeli tutmak lazım. Yani şu hiç olmaz ya da sadece bu olsun demek doğru değil. Yani hem iyi oyuncular da olsun hem de sosyal medya takipçisi fazla olan bir karmaşıklık. Yani her şey birbirine girdi zaten. Yani çağımızda önemli olan kendini izletebilmek, dikkat çekebilmek olduğu için artık oyuncu olarak bu mesleğin erbabı da olsam ben ayrımına varamıyorum. Yani nerede durmam gerektiğini ben de kestiremiyorum bazen. Yani isim vermezsiniz genelde ama hani siz de izlediğinizde bu da hani takipçi çok diye oyuncu olmuş. Yani bunu nasıl yapımcılar oyuncu ya da dizi de oynatmış dediğiniz oluyor mu hiç isim vermeden? Ya da verirseniz de daha güzel olur bizim. Yani isim veremem ama yani acımasızca tabii ki evde ben de seyirci gibi. Ama yani seyircilerin de bunu yaptığını biliyoruz. Acımasızca eleştirebiliyorum meslektaşlarımı. Ne diyorsunuz? Yani bu role de hani bu yakışmamış. Ya böyle iyi niyetle düşünmeye çalışıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu işi yapan biri olarak ben de birçok şeyi tecrübe ediyorum. Her zaman insan istediği şeyi oynamayabiliyor, oynayamayabiliyor. Oyuncuların açısından da düşünmek lazım. Yani bu oyuncu iyi değil, kötü değil demek bazen çok basite indirgemek oluyor. Yani balık kavakta olmaz bazen. Her şeyin doğru yerde match olması lazım. Bir bütünlük arz ediyor. O yüzden tek başına oyuncuyu hedef göstermek de eksik olur. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin.